İyi günler değerli izleyenler. Bir yazı işleri programıyla daha birlikteyiz. Bugün seçimi de aralarında bulunduğu 3-4 konumuz var. Bu konuların başında da malum Eskişehir CHP'li belediyeler tarafından yönetiliyor. Başta Büyükşehir olmak üzere Yılmaz Büyükerşen başkanlığında. İlçelerde de bayağı bir belediyesi var. Dolayısıyla bunların seçime etkisini konuşacağız. Onun dışında Sümeyra Balcı'nın arkadaşımızın sokak röportajlarından halktan bize yansıyanları konuşacağız. Yani gündemimiz bayağı yoğun. Öncelikle ben arkadaşlarımı tanıtmak isterim. Baştan Ayşegül Hümmet, Son Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü. Hoş geldin Ayşegül. Hoş bulduk. Sevgili Kerem Akyıl, Anadolu Gazetesi Yazı İşlerimiz, köşe yazarımız. Evet. Hoş geldin sevgili Kerem. Hoş bulduk. Anadolu Gazetesi Yazı İşleri Müdürümüz sevgili Hilal, hoş geldin. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar, girişte de söylediğim gibi ben bugün şunu ele alalım istiyorum. Yani CHP'li belediyeler yönetimindeki bir Eskişehir seçime hazırlanıyor. Daha doğrusu seçim atmosferine girdik ve bu seçimde de başta Yılmaz Büyükerşen olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı. Geçen gün, 3-4 gün önce Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin il başkanıyla iftarda buluştu. Bir seçim çalışmasını iftardan sonra görüştüler diye biliyoruz. Onun dışında bakıyoruz, merkez ilçeler, Odunpazarı ve Tepebaşı'nda belediye başkanları sahaya çıktılar. İlçelerde birçok mahallede iftarlar veriyorlar, halkla iç içe geçiyorlar. Milletvekilleri adayları da beraber çalışıyorlar. Bunu tabii diğer partiler için de konuşabiliriz ancak hani bugüne özel belediyeleri CHP'li olan Eskişehir'de bunun seçim etkisini konuşmak isteriz. Sevgili Ayşegül, senden başlayalım istersen. Tabii. Nasıl değerlendirirsin bu konuyu? Büyükşehir Belediye Başkanları sadece aslında Türkiye genelinde, yani sadece Eskişehir'de değil, Türkiye genelinde de Kılıçdaroğlu aday olursa biz elimizden geleni yaparız. Çünkü bizim illerimizin nüfusları çok geniş ve işte kendi bulunduğumuz konumları da göz önünde bulundurarak yaptığımız hizmetler üzerinden partimizin politikasını, işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapacağı hizmetleri anlatırız. Seçime daha güçlü bir başlangıç yaparız diye aslında hepsi birden bu konuyu tebliğ etmişlerdi. Evet. Haliyle yerelde de hem Yılmaz Büyükerşen hem işte Kazım Kurt, Ahmet Ataç aslında bu taktik üzerinden ilerliyorlar. Bence bu seçimin doğal bir süreci. Çünkü CHP'li belediyelerde evet tabii ki CHP hizmetlerinin bir övgüsünü ve gelecek vaatlerini görüyorsunuz seçim üzerinden. Hı hı. Ama tam tersine bakarsanız AK Partili belediyeler üzerinden de, ki bu Eskişehir'in AK Partili ilçe belediyesi de dahil olmak üzere AK Parti'nin yaptığı hizmetleri görüyorsunuz. Şimdi biz dışarıdan baktığımız zaman mesela bir ilçe yolunun yapılıp yapılmaması üzerinden konuşuyoruz. Ama AK Partili belediye bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı diyor. CHP'li belediye diyor ki bakın hala Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmadı diyor bu yolu. Yani biri yapılmış kısmından ele alıyor, diğeri yapılmamış, evet, kısmından ele alıyor. O yüzden bence belediyelerin elindeki gücü de kullanarak gittikleri her ortamda bu söylemleri halka iletmeleri bence normal, doğal bir durum. Haliyle bunun zaten seçime etkisiyle birlikte seçimi de kazanabileceğini düşünüyor bence ittifak. Yani burada aslında CHP'nin payı çok çok büyük. Ama mesela onun büyük olduğunu da sözünü kesiyorum. Hemen burada bir ekleme yapayım sevgili Ayşegül. Millet İttifakı'nı oluşturan partiler ülke genelinde böyle fermuar sistemiydi. Efendime söyleyeyim, aynı listelerden çıkmakta değil mi? Yeni şeye baktığımız zaman, listelere baktığımız zaman Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA, Gelecek. Onlar CHP çatısı altından, yani CHP'nin listelerinden seçime girdiler. Eskişehir bundan muaf tutuldu mesela. Bunu, evet, da bir örnek verebiliriz. Evet, bir de şöyle bakmak lazım. Parti bazında bakmak lazım. Parti bazında örgütlenmek ve seçim çalışmalarını yürütmek çok da kolay değil. Haliyle işte Memleket Partisi, Deva Partisi, atıyorum işte Saadet Partisi'nin etkileri aslında yerelde çok daha zor. Evet, bir genel başkan kalkıp açıklama yapabilir. Türkiye genelinde bunun etkisi olabilir veya görmezden gelinebilir. Hı hı. Halkın
halka ulaşmayabilir. Ama teşkilatlanmanız güçlüyse yereldeki insanlarla gidip işte bir kıraathaneye girebilirsiniz, bir esnafı ziyaret edebilirsiniz. Hali hazırda bir isminiz var, bir logonuz var ve geçmişten gelen bir teşkilatlanma süreciniz var. Belediyeler elinde olduğu zaman bir partinin bu süreç, organik bağlar çok daha hızlı şekilde etkisini gösterebiliyor. Ama mesela CHP herhangi bir belediyede, Eskişehir'de kazanmamış olsaydı, bir belediyeye sahip olmasaydı, o zaman tabii ki mesela CHP'nin de seçim çalışmalarını yürütmesi çok çok daha zor olacaktı. Bunun da işte etkisini bu bir ay içinde net şekilde göreceğiz. Peki sıradan devam edelim istersen sevgili Kerem. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu tip seçimlere girmeden önce bence iki handikapı bulunuyor. Bu handikapı da karşıdaki partiler, genellikle sağ partiler, işte son zamanlarda AK Parti kullanıyor. Nedir bu iki handikap? Birincisi CHP gelecek, Dinel'den gidecek algısı. İşte seccadeye bastı, camileri ahıra çevirdiler, evet. Ya da işte camide içki içtiler gibi. İkincisi de CHP'liler hiçbir şeyi beceremezler, icraat yapamazlar. Biz icraatçıyız çünkü merkez sağın genellikle iddiasıdır o icraatçı olmak. Evet. İş bitirmek yani. Turgut Özal öyle derdi, hatırlarsın. Evet. İş bitireceğiz bizler de. Hı hı. Bunlar iş bitiremezler. Kendi aralarında öyle kavga ederler ki hiçbir şey beceremezler diye bir algı. Şimdi bu iki algıyı kırmanın yolu iktidara gelmek. Evet. İktidara da bu algılar olduğu için gelemiyorsun. İşte o yüzden yerel yönetimler önemli. Eskişehir'de Cumhuriyet Halk Partisi bu algıyı kırdı. Bir kere kimse camide içki içmedi ya da ahıra çevirmedi belediye başkanı. Böyle bir niyet de yok zaten. Bunun doğru olmadığını ortada söyleyen... Çok saçma sapan bir şey yani, evet, zaten. Evet, kişi de CHP listelerinde milletvekili. Her neyse zaten bu zaten ortadan kalkıyor. İkincisi de işte CHP'liler hiçbir şeyi beceremez. 25 senelik Eskişehir'e baktığın zaman da ortada pırıl pırıl da bir şehir görüyorsun. Yani evet. Her ne kadar bazıları ya işte kötü oldu Eskişehir, zulüm falan deseler de onlar kendi yalanlarını kendileri inanıyorlar. İşin doğrusu son çeyrek yüzyılda Eskişehir'de yani gerçekten çok büyük yatırımlar yapıldı. Ve şehrin çehresi değişti. Dünyada konuşulan bir şehir haline geldik. Dolayısıyla bunlar benim tahminim CHP'nin oylarını arttırır. Benim tahminim değil, gerçekte de böyle. Şimdi 2002 yılı seçimlerine bakalım. 2002 yılında Eskişehir'de Cumhuriyet Halk Partisi %22.6 oy almış. Aynı tarihte DSP ve YTP de vardı. Yeni Türkiye Partisi. Evet. İsmail Cemil Rahmetli Partisi. Evet. Onların da aldığı toplam oy 2.4 puan. Yani toplasan sol 25 puan oy almış Eskişehir'de. Türkiye'de de 19.6 oy almış. Yani Türkiye'de aldığı oydan 3-4 puanlık bir fark var Eskişehir'de. Ama bugün baktığımız zaman, 2018 seçimlerinde baktığımız zaman, hani Türkiye'de %24-25 civarında oy almış bir CHP varken, Eskişehir'de %30'un üzerine çıkmış bir CHP, hatta 35'i geçen bir CHP görüyoruz. Yani inanılmaz bir rakam bu. Evet. Bu aradaki inanılmaz fark, Eskişehir'in demografik yapısının değişmesinden kaynaklanmıyor. Eskişehir halkının bu CHP'liler 3 tane kazı güdemezler lafına inanmamasından kaynaklanıyor. Çünkü icraatlar ortada. Evet. Bana kalırsa Cumhuriyet Halk Partisi çok önemli bir fırsat elde etmişti. Hem Ankara'da hem İstanbul'da. Yine sosyal medyadaki koro halinde yalan söyleyenleri bir köşeye bırakalım. Yapılan CHP'li belediyelerin yapmış olduğu icraatlar çok beğeniliyor. Bunu seçime yansıması bunu seçime olur. Yansıtması gerekirdi CHP'lerin. Bunu kullanması gerekirdi. Bakın biz neler yaptık görünüşlü demeliydi. Çünkü en önemli handikapı bu algıyı kırmak. Yani CHP'liler 3 tane kazı güdemezler algısını kırmak. Ha onu şöyle yapıyorlar. Diyorlar ki 3 tane çadırı dağıtamadılar. Diyorlar karşı atakla. Tamam bu doğru. Vatandaş da görüyor neyin ne olduğunu. Ama CHP'nin becerikli olduğunu görmüyor. Onun altını çizmek gerekirdi. Eskişehir örneğinden faydalanmak gerekirdi. Hı hı. Bana kalırsa Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi Eskişehir, Yılmaz Büyükerşen örneğinden faydalanmadı. Halbuki Eskişehir'de bir bakıyoruz ki, yani bundan 20 sene öncesine göre %50 artmış bir oransal evet. olarak söylüyorum. Evet. CHP var. Demek ki neymiş kardeşim? Demek ki çalışırsan vatandaş karşılığını veriyormuş. Bu kadar basit. Bir de buna ilave olarak sana destekleyici açıklamalara destekleme olsun diye söyleyeyim. Konuşamadım türlü. Hilal'e topu vermeden, evet. yani sözü vermeden. Şimdi CHP'nin şöyle de bir avantajı var Yılmaz Büyükerşen'le. Bildiğiniz gibi yani sağ sonuçta işte CHP'ye oy vermeye imtina eder falan denir ya, böyle bir işte metafor vardır. Ama i̇şte görüyorlar. Evet, ülkücüler, işte sağ seçmen, muhafazakar kesim. Ama şimdi biz burada Eskişehir'de bunu görüyoruz, yerel seçimlerde görüyoruz. Neden? Yerel seçimlerde Yılmaz Büyükerşen bu siyaset üstü akıl olarak düşünelim, bunu sağlamış. Bu uyumu, bu birlikteliği sandıkta sağlamış. Nasıl sağlamış? %52 civarında oy alarak.
CHP 187 bin dolayında oy alıyor genel seçimde, 2018 seçiminde %38 civarında. Yerel seçimde 9 ay sonra 2019 Mart'ta yapılan yerel seçimde CHP Yılmaz Büyükelçen'le %52 civarında oy alıyor. Yani 100 bin oy fazla alıyor. Tabii partisine. O son seçimde bir ittifak hali de vardı ortada. Yani onu unutmayalım. Tabii ki. Bugün olsa CHP aynı oyu alamaz 52'yi. Ama şu, Yılmaz Hoca da yani her parti ayrı girse alamaz. O farklı bir konuydu ama sonuç olarak halkın yarıdan fazlasının oyunu almayı başarmış mı? Başarmış. Başarmış. Evet. Buna şunu da ilave edelim. Aslında tabii ki ittifakın desteği var ama geçmiş dönemlerde de Milliyetçi Hareket Partisi'nden, yani İyi Parti Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılmadan önce, daha doğrusu Meral Akşener ya MHP'deyken de çok mu uzattık Hilal? Yok esnafla abi. Yok, oradayken haklısın. De ülkücülerin oyunu alabiliyordu. Daha doğrusu ülkücü tabandan oy alabiliyordu. Bunun da örneği şuradan sevgili Kerem. 1700 oy almış İl Genel Meclisi'nde Milliyetçi Hareket Partisi 2019 seçimlerinde. Evet. Yani burada hareketle söylüyorum. Ki normal seçimde 57 bin oyla parlamentoyu bir milletvekili gönderiyor. Sayın Akşener Milliyetçi Hareket Partisi'ndeyken meclis başkan vekiliydi. Onun varlığı Eskişehir'deki oyları etkilemezdi. Evet. Meral Akşener'in o zaman MHP'de olmasının. Ama şöyle söyleyeyim, MHP'den ayrılanlar Akşener'le beraber ayrılmadılar. Yani önce ayrıldılar, sonra Akşener'i İYİ Parti başkan olarak seçtiler. O farklı bir süreçti o. O süreçteki ülkücüler de kalkıp bir şekilde Yılmaz Büyükelçen'e belediye seçimlerinde oy veriyorlar. Ama bunların genel seçimlerde oy vermeyeceklerini zannetmiyorum. Yani öte yandan bir algı var. İşte algı şu, bunlar başaramaz. O algıyı kırdı. Bu çok zor bir şeydir. Evet. Albert Einstein'ın da söylediği gibi algıyı parçalamak atomu parçalamaktan daha zordur. Onu başardı. Evet. Burada onu da icraatlarıyla başardı. Sevimliliğiyle başardı. Evet. Halkın arasında olmakla başardı. Kesinlikle. Hilal, senden çaldığımız süreleri vereceğim. Estağfurullah. Söz sende. Evet, şimdi biz zorlu bir seçim sürecindeyiz aslında. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda da bu sefer farklı bir tablo var. Çok kafa kafaya bir durum var aslında ortada. Hatta bugün 7 saniye anketin ortalaması yayınlandı. Ve Cumhur İttifakı'nın %40,1, Millet İttifakı'nın ise %38,7 oy alıcı öngörülüyor. Bu 7 anketin ortalamasına göre. Yani baktığınız zaman çok az fark var. Dolayısıyla bütün partiler tüm kozlarını kullanıyor. Genel başkanlardan tutun, yereldeki partilerin işte temsilcilerine kadar. Tabii ki elinizde en güçlü ne varsa onu kullanmak çok mantıklı. Yerelli ilgilendirmeyen bir durum yok. Yani yerel seçim değil evet ama sonuç olarak önce yerelde halkı etkileyeceksiniz. Sonra da genel seçime yansıyacak bu. Evet. Şimdi Eskişehir'in Yılmaz Büyükelçen gibi bir şansı var. Yani marka bir isim bu. Sadece bizim şehrimizde değil, Türkiye'de hatta dünyada bile tanınan bir isim. Yaptıkları çalışmalarıyla olsun, görüşleriyle olsun. Ve sizin de zaten bahsettiğiniz gibi ortada tablo da var. Yani Yılmaz Büyükelçen'in, evet hani bu şöyle olur böyle olur gibi bir tahmin de değil. Öncesinde yaşanmış ortada da tablosu mevcut. Dolayısıyla bunlar kesinlikle genel seçimi etkileyecek şeylerdir diye düşünüyorum. Ben zaten 3 belediye başkanı CHP'nin şehrimizde, 3 belediye başkanı başta olmak üzere hepsi çalışıyorlar ve sürekli vatandaşlarla bir araya geliyorlar çalışmalarını. Ne yapacaklarını aktarıyorlar. Çünkü günümüzde biliyorsunuz bizim halkımız televizyon izliyorlar ama televizyonlarda haberler nasıl yansıtılıyor? Kimin söylemleri öne çıkartılıyor? Kimin söylemleri öne çıkartılmıyor? Yani bunları hepimiz biliyoruz artık. Evet. Dolayısıyla halka temas etmek çok önemli. Zaten Sayın Erdoğan başta olmak üzere tüm liderler, İşte mitingler yapıyorlarsa, vatandaşları ziyaret ediyorlarsa bunun bir nedeni vardır. Bizim de şehrimizde Büyükelçen, Ataç, Kurt gibi isimlerin vatandaşla temas etmesi ve CHP iktidara gelirse ne yapacaklarını anlatması lazım. Ne kadar anlatırlarsa o kadar kar. Çünkü şu an tahminler çok yakın. Evet. Yani şu kesin kazanacak, şu kesin önde diyemiyoruz. Evet. Geçtiğimiz seçimlerde belki diyorduk, tahminlerimiz daha netti. Ama şu anda gerçekten kim anlatırsa derdini o öne geçecek. Hatta Kerem abi de az önce söyledi. Şu anda geçtiğimiz günlerde işte MHP'nin bir tanıtım toplantısı vardı. İl Başkanı Can Demir İyi Partililere seslendi. Hani
yuvaya geri dönün, evet, baba ocağınıza geri dönün diye. Yani şu anda gerçekten herkes elinden ne geliyorsa. Hiçbir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı ve Devlet Bahçeli de söylüyor. Gelin yuvaya, hani Cumhur İttifakı'na diye. Gelmeyin deyince, gelmiyoruz deyince de bu sefer bunlar terörist diyorlar. Arkadaş teröristse niye çağırıyorsun sen adamları yani? Evet, işte öyle bir kısır döngü var ortada. Bir durumda var yani. Evet. Şu an herkes kozlarını kullanıyor. Yapacak bir şey yok. Bakalım hangisi daha etkili olacak. Evet, teşekkürler Hilal. Evet, ikinci konu olarak da sevgili arkadaşımız Sümeyra Balcı'nın sokak röportajları, Eskişehir konuşuyor değil mi? Yani o güzel bir program. Günde yüzlerce kişiye temas ediyorlar diye düşünüyorum. Sevgili izleyicilerimiz tabii ki hani Eskişehir konuşuyoru belki 20-30 röportajla izliyorlar ama onun perde arkasında onlar elenmiş haliyle, çünkü ekranlara getirebildiklerimiz bunlar. Çünkü eğer hepsini yayınlayabilsek saatlerce alır program. Dolayısıyla güzel bir çalışma yapıyorlar. Orada vatandaşların verdiği cevaplar var. Hilal, seninle devam etmek isterim. Buradan devam edelim istiyorum. Yani Eskişehir'de milletvekili adaylarına sorduğumuzda, arkadaşımız sorduğunda, yani %90'ı diyebilirim, hani işte rakam çok doğru olmayabilir ama tanınmıyorlar. Yani Eskişehir'de hani CHP'nin mevcut tekrar aday olan iki adayını dışında tutarsak, Utku Çakırözer ile Cale Nur Süllü'yü, onun dışında tutarsak, çünkü o ikinci dönem olduğu için onu tanıyanlar var, onu tanıyanlar çıkıyor ama onun dışında adayları pek tanıyan yok. Bir de milletvekili adaylarının yanında, tanımamaların yanında daha çok ekonomik sorunları işaret ediyor halk. Yani böyle bir tablo karşımıza çıkıyor. Bunu nasıl değerlendirirsin? Yani bu şekilde olması bence çok doğal. Çünkü insanlar hani bana ne diyor açıkçası? Yani kim aday olursa olsun ben cebime bakıyorum. Ben nasıl yaşıyorum? Benim hayat standartlarım nasıl? Ki şu anda insanların bir standartı olduğunu falan da ben düşünmüyorum. Belli bir kesim belki bu süreçte daha zengin olmuş olabilir. Yani zenginler daha zengin oldu belki. Ama şu anda böyle orta tabakadaki vatandaşların gerçekten büyük sıkıntısı var. Yani marketlere gittiğimizde biz bunu görüyoruz. İşte bugün fiyatı 1 lira olan şey yarın 10 lira olabiliyor. Çok büyük tutarsızlıklar var. Tamam, seçim yatırımları işte bir şeyler açıklanıyor belki hükümetimiz, evet, tarafından. İşte size şunu vereceğiz, bunu vereceğiz vesaire. Bu arada tabii bu vaatler de çok eleştiriliyor. Çünkü 25 senedir zaten bu sistemi getiren sizsiniz. Şimdi onu değiştireceğiz, bunu değiştireceğiz diyorsunuz. 25 senedir ya neden yaptınız ya niye değiştirmediniz, hı hı, diye tabii ki eleştiriler oluyor. Ben de açıkçası hak vermiyor değilim. Vatandaşların milletvekillerini tanımamasını da normal buluyorum. Çünkü bizim halkımız bence çok da fazla isimleri değerlendirmiyor. Liderleri, evet, ve partilerin görüşlerini, ideolojilerini benimsedikten sonra bir şekilde belki bu güven de olabilir. İşte partilerine güveniyorlarsa doğru isimler zaten vardır diye düşünüyor olabilirler. Belki çok siyasete ilgileri olmayabilir. Ama zaten biz kendimiz bile bazı partilerin milletvekili adaylarını basın mensubu olmamıza rağmen tanımıyoruz. Burada tabii ki illa tanınmış isimler mi olmalı? Öyle bir şey de yok ama isimlerin kendilerini tanıtması gerektiğini ben düşünüyorum ben en azından. Evet, yani tamam, adaylar kendilerini tanıtmalılar. Evet, hani işte MHP'nin birinci sıra adayını, birinci sıra yani bu, tanımıyoruz. Tanıtmasını bekleriz bu süreçte. Cumhuriyet Halk Partisi'nde senin de dediğin gibi zaten çalışmalar sürüyordu. Mevcut milletvekilleriydi. Aynen. Onlar bir nevi daha çok tanışıyorlar belki halkla. Ama bu süreçte zaten bence artık şu anda bizim seçim sayfamız da önümde. Görüyorsunuz AK Parti, İYİ Parti, CHP, evet, bütün adaylar artık sahadalar. Tabii ki temas edebildiklerine artık, çünkü az da bir süre kaldı. Evet. Ama bence ne kadar anlatırlarsa o kadar kar olacaktır. Peki, teşekkür ederim sevgililer. Evet, Kerem, sen de devam edelim istersen. Evet, şimdi bu çok konuşuldu. Özellikle yani milletvekili adayları, özür dilerim, tanınmalı mı, bilinmeli mi, yoksa buna bir ihtiyaç var mı, yoksa gerek yok, vatandaşın derdi ekonomi mi, yani diyerek sana devam. Öncelikle şunu söyleyeyim, Türkiye Büyük Millet Meclisi çok önemli bir kurum. Gazi Meclis'ten bahsediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran kurum, evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Dolayısıyla milletvekilleri çok önemli. Halkın bilmemesi çok kötü bir şey demokrasi adına. Ama ben burada kabahati sadece siyasi partiler değil, biraz da halkla buluyorum. Çünkü ilgilenmiyorlar. Yani mesela şöyle bir durum gerçekleşti. Eskişehir'de AK Parti'nin ilk iki sırası, ki büyük ihtimalle iki milletvekili çıkartır AK Partililer. Evet. İlk ikisinin ikisi de Eskişehirli değil. Bırakın Eskişehirli olmalıyı,
Tanımıyor insanlar. Yani AK Partililer tanımıyorlar, biz tanımıyoruz. Kimmiş diye baktık. Ve bunlar seçilecekler. Şimdi AK Parti'ye oy veren seçmen, arkadaş böyle şey olur mu, ben vermiyorum demeyecek. Evet. O gidip yine verecek. Tabii ki. Aynı şey CHP'de ya da İYİ Parti'de olsaydı da böyle olurdu. Çünkü seçmen milletvekiline oy vermiyor, lidere oy veriyor. Türkiye'de bu yanlış bir şey. Var, evet. Burada da seçmenin ben hatası olduğunu düşünüyorum. Milletin vekili senin benim vekilimizdir. Dolayısıyla vatandaşların kendi milletvekillerini tanıması için biraz gayret göstermesi lazım. Ama bu iş daha yürümezse abdal yürür işine benzer. Biraz da siyasi partilerin karşı yürümesi lazım. Biraz siyasi partiler yasasında değişmesi gerekiyor siyasi gibi. Siyasi partiler yasası zaten rezalet bir şey. Yani şu anda liderler biz sultası milletin peki, vekilini evet. değil, liderin genel merkezin vekilini evet, seçiyoruz. Evet, evet. İşte bunu işte kısmen Eskişehir'de belki İYİ Parti açtı denebilir temayürle falan ama yani bunlar çok iyi niyetli ama evet. naif adımlar bunlar. Tabii tabii kesinlikle. Bunlar naif adımlar yani. Yani gerçek temayül değil de gerçek ön seçimle bu işler olur. Gerçi sonuç ona benzedi ama olsun. Bu ama bütün Türkiye'de evet. yaygınlaşması evet, gerekir. Evet kesinlikle. Yani İYİ Parti'yi dışında tutarak söyleyelim. Genel başkanların bir %5'lik falan bir hakkı normal onu anlayışla karşılarım. Beraber çalışacaklar kontenjan çünkü. Kontenjan oluyor zaten. Bir kontenjanı hariç ben bunun teşkilatlar tarafından belirlenmesini isterdim. O zaman millet de vekillerini daha iyi tanır. Ama burada sadece siyasi partiler yasasına, siyasi partilerin kendisine kabahat bulmuyorum. Aynı zamanda biraz da vatandaşa, kardeşim bu demokrasidir, seçtiğiniz adamları bir tanıyın diye çağrıda bulunuyorum. Şimdi daha önceden de biz mikrofonu uzattık STV'de. Evet. Ve sorduk Eskişehirli milletvekillerinden hangisini tanıyorsunuz diye. Çok ender olarak Utku Çakır Özer'in adını bilen oldu, geri kalanını bilemediler. Evet. Bilemediler yani AK Parti o sorduğumuz sorularda AK Parti'ye oy veren seçmen de vardı. Doğru. CHP'ye oy veren de vardı. İYİ Parti'ye MHP'ye oy veren de vardı. Bilemedi vatandaş. Kendi seçtiği vekil bilemedi. Burada da biraz vatandaşın da kendi düşünmesi gerekiyor yani. Ama bu biraz... kadar yani önümüze gelene ben gider oyumu veririm olmamalı. Vatandaş biraz sorgulamalı. Biraz da politikacının yakasına yapışıp sarsmalı. İşte biraz da burada şeye bağlıyorum ben. Yani vatandaş ekonomi derdinde, yani geçim derdinde. Doğru. Şimdi doğru. Millet hani ben ne dertteyim, millet ne dertte falan gibi ama, bir şey ama çıkıyor karşımda. Bunların hepsi birbiriyle alakalı şeyler. Evet, evet. Yani siyaset bunlara karar. Siyaset bunları çözecek. Karar merci tabii. Siyaset. Şimdi hep böyle gençlerden falan duyuyoruz ya, Hilal sana sözü vermeden birkaç bir şey söyleyeyim. Şey özür dilerim Ayşegül. Benim isimlerle başım belada. Şöyle gençlere falan sorduğunuzda ya ben siyaseti ilgilenmiyorum, siyaset şöyle, siyaset tukaka falan ama çözüm merci siyaset. Siyaset bu sorunları çözüyor. Çözüm önerisi getiren de siyaset. Evet güçlü sivil toplum örgütleri domine edebilir, insanlara bir şeyler anlatabilir ama... Dediğimiz demokratik bir ülkede evet. Anayasası düzgün bir ülke düzgün olur. Bir Türkiye ama, demokratik bir ülke ama anayasası düzgün bir ülke değil. Evet, evet. Maalesef. Evet sevgili Ayşegül sana sözü verelim. Söz sende. Ben biraz normal buluyorum açıkçası Eskişehir milletvekillerinin tanınmamasını. Çünkü bizim her vekilimiz halka çok da inmedi. Yani bunun karşılığı da budur. Bence vekiller biraz kendini sorgulasın. Utku Bey niye tanıyor insanlar? Çünkü Utku Bey sürekli sahada. Bakın mesela işte milletvekili aday listesine tamam belki halkta daha farklı yan etkilerini görüyoruz ama teşkilat ayağa kalkıyor mesela. Neden işte genel merkezin kontenjanı var? Neden işte hocanın kontenjanından bu isimler buraya girdi? Biz bunları istiyoruz gibi. Daha önceki seçimlerde CHP oy alamamıştı. İki vekil çıkarmıştı. Vekil sayısı artmasına rağmen. Bu seçimde ne olacak göreceğiz zaten bir ay içerisinde. Teşkilat haliyle sahip çıkmayınca bence halk da çok tanımıyor. Çünkü o bağı kuramıyor. O yüzden teşkilat çok çok önemli siyasi evet, partilerde. Evet, doğru diyorsun. Bence siyaset her şey değil. Evet, keşke gençlerimiz siyasetle ilgilenmek zorunda kalmasa. Keşke işte emekli vatandaşlarımız siyasetin peşine düşmek zorunda kalmasa. Biz kurtuluşu siyasette görüyor olabiliriz. Ama bu ülkenin kuruluşundan itibaren siyasetle bir yoğrulma var. Günlük hayatta da bu çok var. Şimdi neden kırıldı? Pozitif anlamda kırılmadı zaten ama negatif anlamda bir kırılma oldu. Çünkü insanlar seçim derdinde değil, geçim derdinde. Evet. Siz işte 200 liraya en büyük banknotumuzda doğru düzgün hiçbir şey alamıyorsunuz. Oturduğunuz zaman bir yere bir şeyler yiyip içemiyorsunuz ailecek. Markete gittiğiniz zaman o market poşetini doldurup çıkamıyorsunuz. Bunlarla uğraşırken açıp televizyonda şu siyasi partinin bilmem kimin ne demiş, ne yapmış, nereye gitmiş...
açıkçası benim de umurumda olmazdı seçmen yerinde olsam. Ha, ama Türkiye'de seçime katılma oranı çok yüksek olduğu için diğer ülkelere göre haliyle bunun sandıkta da bir karşılığı olacaktır. Evet, siyasi partiler yasasında sıkıntı bence de var. Bunu çözecek olan siyasettir. Ama ekonomiyi çözmek demek üretimdir. Doğru düzgün politikalardır. Yani bunun için illa siyaset katmak zorunda değiliz. Biz bugün dinin de içine siyaset katıyoruz. Eğitimin de içine siyaset katıyoruz. Sporun da içine siyaset katıyoruz. Maalesef. Kültür sanatın da içine siyaset katıyoruz. Bence böyle olmamalı. Bunun mesela işte CHP'li bir belediye yerelde büyükşehir aldı diyelim. Kültür sanat etkinlikleri daha fazla. AK Partili bir belediye aldı diyelim. İşte kültür sanat etkinlikleri giderek azalıyor. İşte daha işte muhafazakar bir toplum oluşturuluyor kent içinde vesaire. Haliyle bunlar siyasetleşmiş toplumlarda olan şeyler. Umarım çözümü siyasette aramayı bırakırız ama onun için de önce siyaseti düzeltmemiz gerekiyor. Böyle bir aşk nefret ilişkisi evet. içerisinde süre giden bir durum söz konusu. Bu arada Yüksek Seçim Kurulu seçmen sayısını açıkladı. 60 küsur milyon kişi oy kullanacak. Seçmen var. Yani oy kullanmaya aday. Gençlerin oyunu da 6-7 milyon civarında düşünüyorduk yani ilk defa oy kullanacak. 4 milyon civarındaymış. Ona şaşırdım ben. Kadınların da erkeklerden daha fazla. Yani 30 küsur, 29 küsur. Evet. Evet, öyle bir durum söz konusu. O bilgiyi de verdikten sonra değerli izleyicilerimize. Evet, üçüncü konumuz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez. AK Parti'nin birinci sıra milletvekili adayı, aynı zamanda işte kalan 26-27 günde de Enerji Bakanı olarak seçim faaliyetlerini sürdürüyor. Şimdi şöyle bir ikilem doğuyor. Yani daha önceki seçimlerde de benzer şeyler yaşamıştık ama bu defa istifalar olmadığı için, yani bazı bakanlar istifa ediyordu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçirdikten sonra bakanların kamu çalışanı olmadığı konusunda bir hemfikir oldu insanlar. Dolayısıyla onların istifası gerekmiyor dendi. Ancak şimdi şöyle bir ikilem doğuyor. İşte Fatih Bey TOG'a biniyor, seçim çalışması yapıyor. Değil mi? Yani hepimiz şahidiz. İşte tüzel kişiliği olan Sanayi Odası, Ticaret Odası, Organize Sanayi Bölgesi'ni başkanlarıyla bir araya geliyor. Onlarla sohbet ederken, ziyaret ederken Enerji Bakanı dışarı çıkıp TOG'a binip giderken AK Parti'nin bir adayı, birinci sıra milletvekili adayı. Bu biraz iç içe geçmiş durumda. Bu konuda da bazı gazeteler, sosyal medyada vesaire falan bayağı tepkiler oluştu. Hilal, nasıl, ne dersin bu konuya? Biraz hani devlet kaynaklarıyla seçim propagandası yapılıyor mu gibi mi? Nasıl değerlendiriyorsun? Yani bence Sayın Dönmez de bu konuda kararsız. Ya da bilmiyorum, bunun üzerine düşünmediler mi hiç? Çünkü gerçekten biz haberi işleyecekken bile bakan beye göre mi işleyelim? Adaya göre mi işleyelim? Arada gidip geliyoruz. Yani eşit bir tablo yok ortada. Şimdi evet. Orada 6 isim var. AK Parti'nin içinde bile bakarsak. Aynı imkanlara sahip mi diğer adaylar? Hayır. Diğer partilere bakalım. Belki imkanların yanından bile geçmeyen adaylar var. Hani bir yerde bir kurye aday var mesela. Şimdi bir yerde de bakan var. İkisi de seçim çalışması yürütecek. Daha çok bakan kimliğiyle aday çalışması yapan bir tabloyla karşı karşıyayız. Özellikle TOG konusunda, yani ben haberleri okurken üzülüyorum. Çünkü o vatandaşlar, evet biz TOG zaten üretilirken buna hep destek olduk. Ülkemiz adına çok evet. iyi bir çalışma olduğundan bahsettik vesaire. Ama şu anda Sayın Dönmez TOG'la geziyor. Vatandaş izdiham falan oluşturuyor. Belki TOG'u değil, en düşük aracı bile asla alamayacak insanlar hayran hayran TOG'a bakıyor. Evet, sağına, sonra İşte bir tane teyze yalvarıyor TOG'a binmek için. Ya bunlar benim açıkçası bir vatandaş olarak hoşuma giden tablolar değiller. Evet, güzel bir üretim olabilir. Ülkemiz adına güzel bir çalışma olabilir. Ama böyle biraz da gösteriş yapıyormuş gibi bir tabloya dönüştü. Tamam, ilk önce Ankara'dan Eskişehir'e gelirken kullanıldı. Evet. Bunu da sergilendi. TOG'un da zaten artık hani asfalta indiğini falan duyurdunuz. Tamam artık diye düşünüyorum ben. Hı hı. Artık o bakan kimliğinden
bir çıkıp normal bir aday, yani eğer ki aday çalışması yapacaksanız, seçim çalışması yapacaksanız, diğer adaylar gibi eşit şartlarda yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bir de ziyaretlerde Vali Bey'in, AK Parti İl Başkanı'nın böyle kurumsal ziyaretlerde bulunması da insanlarda şüphe oluşturuyor, tedirginlik yaratıyor. Yani şaşırıyor insanlar. Evet, çünkü biz onların böyle siyasi bir görüşten uzak olduklarına inanmak istiyoruz. Yani evet, hani böyle işte vali dendiğinde bütün görüşlere eşit mesafede yaklaşan, evet, siyasetten uzak olduğunu falan hayal ediyoruz ama bu tablolar böyle olmadığını maalesef, evet, gösteriyor. Teşekkür ederim sevgili Hilal. Evet Kerem, seninle devam edelim. Evet. Sen nasıl ayırt edebiliyor musun? Yani ziyaretlerde işte bakan bey mi ziyaret ediyor, aday mı ziyaret ediyor? İşte... Şimdi normalde eskiden demokrasinin daha az sorunlu işlediği, eski Türkiye'de diyeyim eski ben. Eski Türkiye'de. Seçimden 3 ay önce Adalet Bakanı istifa ederdi. Sen biliyorsun. Ulaştırma Bakanı ederdi. İçişleri Bakanı istifa eder, Ulaştırma Bakanı istifa ederdi. Niye? Babasının hayırına mı? Hayır. Siyasetin gölgesi seçimlere düşmesin diye. Evet. Şimdi zaten böyle bir şey yani düşünen bile yok ve çok normal karşılıyorlar. Yani tabii ki diyor ya, bakan diyor gidecek diyor. Yanına valiyi de alacak diyor. Şimdi evet, bakanlık vazifesi olarak eğer bir ziyarette bulunuyorsan tabii ki yanına vali gelir. Çünkü vali zaten hükümetin buradaki temsilcisidir. Tabii. Vekalet eder hükümete. Ama siz bir siyasi çalışma yapıyorsanız o zaman yanınızda vali olmayacak. Ha yok, bir devlet işi yapıyorsanız o zaman da yanınızda AK Parti'nin yöneticileri olmayacak. Bir başkanı seçim olmayacak. Yöneticileri olmayacak. Bu ikisini birbirine karıştırırsanız bu resmen yetimin hakkı olan devletin parasıyla AK Parti'nin propagandasını yapmak anlamına gelir. Biz bunu söylüyoruz. Çok fazla ciddi alan da yok. Çok fazla umursayan da yok. Vatandaşın arasında da ya canım ne olacak olur diyen de var. Maalesef. Durum evet, bu. Maalesef öyle. Maalesef durum bu. Ama böyle olmaması lazım. Siz böyle bir şeyi Avrupa'da yaparsanız üzerinizden halk silindir gibi geçer. Evet. Bir daha sokakta yürüyemezsiniz yani. Sen ne yapıyorsun derler adamı. Çok ilginç bir örnek var. Almanya Cumhurbaşkanı'nın istifasına giden süreç. Almanya Cumhurbaşkanı üst düzey bir devlet memuru ve Almanya'da üst düzey devlet memurlarına bir hak tanınmış. Evet. Denmiş ki işte efendim 50 bin euronun altında bir araba alırsan vergiden ufak bir muafiyet gelecek. Cumhurbaşkanı da biraz yüksek bir para ya bir araba alıyor. Onun 50 bin lirasını vergiden muaf tutuyor. Halbuki kanunlara göre böyle bir şey yok. 51 bin euroysa bütün maaş şeyi ödemek zorunda. Vergi. Sonradan bu ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanının da bir kabahati yok. Ama ondan sonra istifa etmek zorunda kaldı. Ve aradaki vergi farkını ödedi. 300-400 euroluk bir farktan bahsediyoruz. Evet. Bu bir prensip. Bu bir prensip meselesi. Bu bir ilke meselesi. Bu bir ilke meselesi. Evet. O yüzden Almanya dünyanın en güçlü 4-5 ekonomisinden biri. Kesinlikle. Ve o yüzden biz Almanya'yı kıskanıyoruz. Onlar bizi kıskanmıyorlar. Peki, teşekkür ederim sevgili Kerem. Evet Ayşegül, seninle devam edelim isterim. Yani bu tablo Eskişehir'de bize neyi anlatıyor? Yani kamu kaynaklarıyla seçim propagandası yapılıyor mu? Yoksa biz mi yanılıyoruz? Yani yoksa Fatih Dönmez, Sayın Bakanımız böyle bakan olarak mı ziyaret ediyor her tarafı? Yani bunun ayrımını nasıl yapacağız? Sanki şey gibi, bakan olarak ziyaret edip 14 Mayıs'ta da ben bu arada... milletvekili adayıyım. Hani beni pusulada göreceksiniz. Unutmadan onu da söyleyeyim der gibi. Yani devlet erkanından bir şahıs, başka bir devlet erkanından bir kurumu ziyaret etmesi gerekirken bu tabloda normalde işte AK Parti il başkanını, teşkilatı dışarıya çıkaralım. İşte valiyle mesela gittikleri yerde iş böyle karman çorman bir şeye dönüşmüş artık. Yani CHP'li bir aday da orada olabilir o zaman. Sanki bir davet, bir etkinlik gibi. İşte atıyorum sivil toplum kuruluşunun belki bir programı gibi her kesimden işte isimleri gördüğümüz etkinliklere dönüştü bunlar. Evet. TOG'a şöyle bakmak lazım. Bence devlet şöyle düşünüyor, hükümet. Reklamını yaptığını düşünüyor, tanıtımını. Bunu da en iyi seçim döneminde. Bakın biz bu arabayı yaptık, kendimiz ürettik, kendimiz tasarladık. İşte şimdi de satıyoruz. İşte siz de buna binin diyor. Ama dediği yer emek mahallesi ise burada bir durup düşünmek lazım. Emek mahallesinin zaten ortalama gelir düzeyi de bellidir. Vatandaşın gelir düzeyi de bellidir. Hele hele ekonomik olarak Darboğaz'da olduğumuz ve varlıklıyla
varsınla yoksulun arasındaki makasın iyice genişlediği bu dönemde tabii ki bunlar artık halkın da gözüne batıyor. Diğer işte siyasi kimliği olan bireylerin de gözüne batıyor. Ama belli ki hükümet gözünü kulağını eleştirilere karşı kapatmış durumda. Asla o araca binemeyecek, asla alamayacak insanlar maalesef etrafında pervane oluyor TOG'un. Belki çok iyi bir araç ama reklamının kötü yapıldığını düşünüyorum ben şu an. Devletin yaptığı herhangi bir şeye devletin gölgesi düşüyor şu an aslında baktığımız zaman. Bakan Bey zaten istediği gibi gezip dolaşıp adaylığını açıklayabilirdi. Ama bu yeni sistemle işte bakanların istifa etmemesi, milletvekili adayıyken de seçim çalışmalarına devam etmesi zaten en başından beri gelen bir kafa karışıklığı var. Ama biz halk olarak maalesef gücü seviyoruz, zenginliği seviyoruz. Çalışmış ki kazanmış, başarmış diye bakıyoruz. O yüzden işte ne valiyle il başkanının birlikte bir kurumu ziyaret etmesini garipsiyoruz. Ne de işte devletin imkanlarının halk için kullanılacağı yerde seçim propagandasında kullanılmasını garipsiyoruz. Bunlar yıl içinde zamanla normalleştirilmiş şeyler. Biz normalleştirdik. Acısını da şimdi biz çekiyoruz maalesef. Son 5 dakikamız sanırım değil mi? Hadi. Evet. Son 2 dakikamızmış. Birer cümle söyleyerek değerlendirirseniz çok sevinirim. Ahpadi yani Adaletin Hukuku ve Parlamenter Demokrasi İdare Platformu dönem sözcüsü Mehmet Ektaş, eski İYİ Parti İl Başkanı biliyorsunuz. Geçen gün bir açıklama yaptı ve dedi ki yani artık Atatürk Stadı'nın ismini verin. Artık Atatürk Stadı olarak anmak istiyoruz burayı. Stat yapıldıktan sonra bir türlü Atatürk Stadı denmedi. Yeni Eskişehir Spor Stadı falan söylendi. AK Parti Milletvekili Nabi Avcı ya bunu işte Cumhurbaşkanı Eskişehir ziyaretinde müjdeleyecek falan dedi. Evet, yarın AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kentimize geliyor ve saat 17'de Vilayet Meydanı'nda toplu açılış törenine katılacak. Bekliyor muyuz böyle bir müjde mi olur artık bilmiyorum, ismini teslim etmek mi olur? Bence bu asla uzamaması gereken çok çok basit bir konuydu. Bu AHP'nin ilk açıklaması değil, o stadyum kullanıma başladıktan sonra AHP'de stadyumun önünde açıklama yapmıştı ve Atatürk ismi nerede diye sormuştu. Daha sonra CİMER'e başvurular olmuştu, CİMER'den geri dönüşler olmuştu. Yok işte sistemle ilgili sıkıntıların olduğu falan filan. Yani hani bir Atatürk ismini vermek bu kadar zor olmamalı ya. İnsanlar hani Eskişehirliler hele ki bizim öyle Atatürk stadyumumuz vardı zaten. Taraftarımız da Eskişehir Spor'u biliyorsunuz. Atatürk stadyumu deyin geçin hani. Bu niye bu kadar olay oluyor? Zaten Atatürk stadyumun ismi. Aynen öyle. Yenilenince ismi gidiyor mu? Bence bu uzadı da uzadı ve daha fazla tepkiler büyümeye başladı. Yani şu anda bence müjde olarak verilmeyecek. Açıklansa bile İnsanlar bence sinirli yani bu duruma. Teşekkürler Hilal. Evet Kerem, bir cümleyle. Şimdi bu daha önceden çok dile getirildi kamuoyu tarafından. Eskişehir kamuoyu da bu konuya çok sahip çıktı. Fakat süreç içerisinde bu unutuldu maalesef. Ahpati ve biraz önce dediğiniz gibi eski İYİ Parti İl Başkanı, ki yeni CHP'lidir kendisi, bu konuyu unutturmuyor. Bu konuyu unutturmayarak da bence doğru olan bir şey yapıyor. Ben de aynı fikirdeyim. Neden o stadyumun adına Atatürk adını koymak bu kadar birilerinin zoruna gidiyor? Anlayabilmiş değilim. Teşekkürler Ayşegül. Millet Bahçesi'nin ismi tescillenmişti herhalde, evet, diye hatırlıyorum, Recep Tayyip Erdoğan, hı-hı, Millet Bahçesi olarak. Tabii ki Erdoğan kalkıp işte Millet Bahçesi'nin adını Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi yapıyoruz diye açıklama yapamaz. Ama Atatürk stadyumun adını verirken bu açıklamayı tabii kendisi yapabilir. Nabi Avcı da böyle bir açıklama yapmıştı. Biraz uzadı artık bu iş gerçekten. Ve insanlar uzun, yani tadı kaçmaya başladı. Yarınki mitingde ama Atatürk Stadı diye ismini eğer tescillettik derse ben gönül alacağını düşünüyorum. Çünkü biz hemen unuturuz. Evet. Hemen unuturuz, hemen seviniriz. Eskişehir'de olsa. Ama eğer ki yapmazsa bu eksi olarak yazılır. Teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, Yazı İşleri programımızın sonuna geldik. Dilimiz döndüğünce Eskişehir'de gündem oluşturan konuları yorumlamaya, izah etmeye, kendimizce paylaşmaya, sizinle paylaşmaya çalıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.